VHS kasetler günümüzde pek kullanılmıyor. Çünkü artık dijital ortamda, sanal ortamda istediğin film, istediğin saniye ilerleterek izleyebiliyorsun. Yakın bir tarihte vefat etmiş sanatçımız Cüneyt Arkan'ın Kartal Gazi filmi. Böyle VHS formatında. Film şeridi şeklinde. İleri gelmez sarması biraz daha yavaş günümüze göre. Kalitesi düşük. 4K filmlere göre çok düşük kalitede ama düzgün, güzel bir anlamakta. Yalnız şöyle bir husus var. Günümüzdeki televizyonlar falan bunlar çok net izlenmiyor. O dönemin tüplü televizyonlarına göre yapıldığı için tüplü televizyonlarda daha güzel gösteriliyor. Günümüzde artık kullanılmıyor ama bizim gibi meraklılar biriktiriyor hala. Çok sayıda sayımız fazla. Benim 5000 adede yakın VHS kasetim var. Ve hala gün geçtikçe artırıyorum. Aynı zamanda bunları dijitale de aktarıyorum. Saklıyorum. Ne olur sormasınlar bana. Ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime. Yerim kendi. Ülkemizde sene 87, 88, 89 yıllarından sonra pek plak üretilmedi. Kaset üretilmeye başlandı. Kasetten sonra CD'ye geçtik. CD'den sonra tekrar plaklara geçtik. Şimdi 2000'li yıllar başından beri tekrardan plaklar basılmaya başlandı. Büyük bir rağbet var. Hiçbir dijital ortamda dinleyemediğimiz kalitede müziği plakta dinleyebiliriz. Plakların farkı bu. Bizde plak bağımlılık yapan budur. Müzik kalitesi, ses kalitesi. Yüksek kalitede müzik. Bir de plağın en büyük özelliği izlerken görebildiğin tek müzik organı plaktır. Yani hem görüyorsunuz görsel olarak hem de dinleyebiliyorsunuz. Koleksiyonerler adına en çok değerli plak döneminde basılan bir plak. Tekrar yenisi basılan pek bizim için bir önem arz etmiyor. Ama döneminde atıyorum Şükran Ay'ın bir plağı 78'de basılmış. Bu bizim için çok değerli. Sezen Aksu'nun tekrar yeri dolmayacak sanatçıların döneminde yapılan plaklar. Ayrıca yaşayan sanatçılarımızı bulup plaklarımızı imzalatıyoruz. Bunu bir kendi tekrar eline değmiş oluyor, mutlu oluyor. Bizim tekrar bu plak sevgisini dinlediğimizi görünce şaşırıyorlar. Beraber fotoğraflandırıp an olarak saklıyoruz plaklarımızı. Benim için ağlamış, gözyaşlarımı dökmüşsün. Yollarıma bakıp da hep boynuma bükmüşsün. İsmim Akın Bilal Akkoç. Yaklaşık 2006 yılından bu yana koleksiyon yapıyorum. Film koleksiyonu, müzik koleksiyonu yapıyorum. Yaklaşık 4500 adet VHS kasetim mevcut. Aynı zamanda 8 mm film, 16 mm filmler mevcut. Bunun yanında 45'lik plağım mevcut, 3500 adet. 33'lük long play dediğimiz plaklarımız mevcut, 2000 adet. 78'lik taş plağımız mevcut, 500 adet. Ve bunun yanı sıra bunlarda multimedya cihazları mevcut. Direct drive olsun, DAC cihazlarımız var. Yaklaşık 30 adet cihazımız mevcut, aktif çalışan. 40 adet amfimiz mevcut. Bunların yanı sıra tamirini yapıyoruz. Pek artık tamircileri bulunmadı, parça zorluğu çekiyoruz. Yani tamircisi yok, parçası yok. Kendi çabalarımız ile bunları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunları dekor olarak da kullanıyoruz kendimiz. Şimdi yeni bir düşüncemiz var, bir kafe açacağız. O kafede bunları sergileyip genç nesillere öğreteceğiz. Bilmeyen, görmeyen, o dönemleri yaşamayan insanlara bunları yaşatacağız. Merakım oldu bitti, mevcuttu. Artık bir de filmlerde falan göstermeye başlanınca eskiye bir özlem oldu. Bizde bu daha önceden vardı ama bu birazcık daha arttırdık. Arttırdıkça artık önümüze gelen alıyoruz. Nerede bulursak alıyoruz. Bozuksa tamir ediyoruz. Koleksiyonumuza katıyoruz. Mesela elimizde Hamidon'un bir plağı mevcut. Çok nadir bulunan bir plak.
Ayrıca yasaklanan, toplanan 60'lı 70'li dönemdeki plaklar da mevcut. Bunları korkup işte toprağın altına saklamışlar. Tesadüf eseri çıkıyor. Çocuğu, torunu kulaktan duyma oluyor, çıkartıp getiriyor. Çok nadir plaklar da mevcut. Bu özel merakım için ayrı bir ev tutmak zorunda kaldım zaten. Normal bir eve biliyorsunuz sığacak eşyalar değil. Müzik dinlemek de yüksek sesle rahatsızlık verdiği için günümüzde ayrı bir evde, ayrı bir ortam hazırladım kendime, stüdyo ortamı. Orada müziklerimi dinliyorum. Yani yaklaşık işte bir 20 ile yakındır olan sevdamı sürdürüyorum.